Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı katıldığı sürücü eğitimi ve sınav süreçlerinin geliştirilmesi çalıştayı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu. Avcı, Anayasa Mahkemesi'nin özellikle dershaneleri içeren yasasındaki bazı maddelerle ilgili verdiği iptal kararını değerlendirdi. Anayasa Mahkemesi'nin özellikle dershaneleri de içeren ama sadece ondan ibaret olmayan yasamızla ilgili bazı maddelerle ilgili verdiği iptal kararı, bazı maddelerle ilgili iptal talebinin reddi kararlarını göz önüne alarak ve sektör temsilcileriyle de toplantılar düzenleyerek onların da Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararında belirttiği konularla ilgili değerlendirmelerini, görüşlerini alarak ayrıca hukukçularla görüşerek ortaya çıkan boşluğun, Anayasa Mahkemesi kararıyla ortaya çıkan boşluğun bir idari düzenlemeyle giderilebileceği kanaatine vardık. Bununla ilgili yönetmeliğimizi bu hafta içerisinde yayınlayacağız ve sizlerle de bütün bu değişikliklerin hangi gerekçelerle, Anayasa Mahkemesi kararının hangi gerekçelerine karşılık olmak üzere hazırlandığını sizlerle paylaşacağız. Avcı yönetmelik yayınlandığı zaman Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeleri, bizim yaptığımız düzenlemelerin bu gerekçelerin hangisine nasıl karşılık verdiğini göreceğiz. Şu anda mevzuatımızda 5580 sayılı özel öğretim kurumları kanunumuzda ve ona dayalı olarak tutulmuş olan yönetmeliklerimizde dershane diye bir kurum yok dedi. Yasada ve yönetmeliklerde olmayan ama fiilen bugün daha önceki düzenleme nedeniyle 1 Eylül'e kadar faaliyetlerinin devam etmesi öngörülmüş olan dershanelerin dönüşebileceği ve Anayasa Mahkemesi kararında da işaret edilen genişlikte bir yeni çözüm üretmiş oluyoruz. Bunu da sektörle görüşerek yaptık. Dolayısıyla yönetmelik yayınlandığı zaman halen dönüşmemiş olan kurumlarımız da bu yasal çerçevede faaliyetlerini sürdürecekler. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Avcı, rotasyona tabi öğretmenlerin atanmasına ilişkin soruya da şöyle yanıt verdi. Yapılan müracaatları değerlendirdik. Rotasyona tabi olan veya herhangi bir nedenle, herhangi bir gerekçeyle rotasyon dışında kalması öngörülebilecek bütün öğretmenlerimizin durumlarını içeren bir simülasyon yaptık. Ve o simülasyon neticesinde gördük ki aslında rotasyonla amaçladığımız eğitsel amaçlar, eğitsel hedefler bu simülasyondan çıkmıyor. Bakanlığımızda da yaptığımız istişare görüşmeleri sonucunda, ilgili birimlerimizle yaptığımız değerlendirmeler sonucunda rotasyonun uygulanmamasına karar verdik. Bakan Avcı öğretmen atamalarına ilişkinde Ağustos ayı içerisinde yapacağız. 47 bin yasayla ihdas edilmiş kadrodur dedi. Bu kadrolar bütün bakanlıklara, bütün kamu kuruluşlarına bütçe kanunu çerçevesinde yasayla ihdas edilir. İhdas edilen kadroların ne kadarının ne zaman kullanıma açılacağı Maliye Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Bizim de ihdas edilmiş olan 47 bin kadrodan 37 bininin bu yıl kullanılabileceğine dair Maliye Bakanlığı kararı var. Dolayısıyla biz de Maliye Bakanlığı kararı doğrultusunda ihdas edilmiş olan kadroların 37 binini bu yıl Ağustos ayında inşallah kullanacağız.